gördüğünüz araziler geçen sene kadar hep ekili araziler. Bu sene ilkbaharda havaalanı projesinde çalışan müdürlerin, yetkililer köye haber gönderdiler. Şu gördüğünüz araziyi kamulaştırmaya giden tapularınızı ekmeyin. Biçemezsiniz. Ürününüz yetişmeden yıkılabilir. Hiçbir kuruş bedel alamazsınız diye bizi korkuttular. Biz de zavallı köylüler korkudan hiç arazilerimizi ekmedik, ektirmediler. 100 tane tapumuza bedel verdiler, geçerli gördüler. 250 tane Türkiye Cumhuriyeti tapumuz bir kuruş bedelsiz alınıyor. Bu sizin tapularınız orman tahdidi altında kaldı. Orman tahdidi altında gerekçesiyle tapularınız iptal. Buraya maksat hava alanı değil. Buraya hava alanıyla beraber hava alanı şehri kurulacak. Bu benim kendi görüşüm. İstanbul'un nüfusu bugün azami 15-20 milyon. Buraya hava alanıyla beraber, hava alanı şehriyle beraber 10 milyon nüfus daha gelirse, İstanbul'a 3. köprü değil 10 tane köprü dahi açsan İstanbul'un trafiğine çözüm bulamazsınız. Bak şu anda şu gördüğümüz sırtlar da alınıyor. Şu sırtlar da 3. havalanın içerisinde geliyor. Bak harfiyatlar şu anda böyle bakarsak bak, şu tepeler iniyor aşağı. Bak görüyor musunuz? Şu tepeler aşağı iniyor. Şu ormanlık hepsi inecek. Şu gördüğünüz en az 1000 metre bu yana geldiler şu anda. Şu dere yatakları var. Dere yataklarına kadar geleceği söyleniliyor. Buralara da buranın topça. Burası da gidecek. Burası ciddi zaten. Adamlar akıllarını boşaltacak yani. Buralar zamanı. Yok şu koyun olan ahırı boşaltın dediler. Bir ay içinde burayı bozacaklar. Terk edin yani boşaltın. Bir ay içinde boşaltın dediler. Adam nereye gidecek şimdi bu adam? He? Yer bul kendine. Nereye gidersen gidiyor işte. Bizim geçim kaynağımız ormanlarımızdı. Bir arazimizdi. Denizimizdi. Kömür ocaklarıydı. Bunlar hepsi kalktı. Biz fasulye ekiyorlardı, bezele ekiyorlardı. Geçim onlardan sağlandı. Şimdi bezele neyle ekeceğim? Fasulye ne? Çubuk yok ki kesesin, fasulyeyi de kesin, bezeleyi de kesin. Onlar da çubuksuz olmuyor maalesef. Yani geçim kaynağı kalmadı. Allah inandırsın rüyalarıma geliyor. Rüyalarıma geliyor. Burada bir yeşil elmamız vardı. Golden elmalı elma yapıyoruz. Biz çocukken yüzmeyi burada öğrenmiştik ya. Yüzmeyi gölette öğrenmiştik. Büyükler de görmemişler büyüklerimiz. Hele ki babam. Hiçbir şey geçmedi. Rahmetli o kadar toprağa değer veriyordu ki babam az önce baba bir yer satsana kızım fakir insan satar. Kızım baba fakir insan toprak satar. Biz de fakir olduk verdik devletimize bağış yaptık. Ama kaç yıldır. Biz köylüler olarak köyde yaşıyoruz. Çok zorda kalırsak burayı terk edeceğiz. Şehire gidersek, bütün köyler şehire kaçmak zorunda kalırsa, şehirde hepimiz yaşayamayız. Bütün köylüler şehire kaçmak, göç etmek zorunda kalırsa sizden buradan size sesleniyorum. Yediğiniz, şehirde yediğiniz etleri kim yetiştirecek? Buğdayları kim ekecek? Mısırları kim yetecek? Sütleri kim yetiştirecek? Ama süte, una, buğdaya, hayvana ihtiyacınız yoksa hepimiz beraber gelelim şehirde birbirimizi yiyelim.